Herkese selamlar dostlar. 12 Ağustos 2023 Cumartesi iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelem var. İdeallerinden ve yüksek oranlarından ve skorlarına kadar bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Çok güzel gidiyoruz falan nazar değmesin. Özellikle canlı maçlarda birazdan zaten hepsini göstereceğim. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var ondan bahsedeyim. Sizce Galatasaray ile Kayseri maç skoru ne olur? Sizlere sorduk bilen bir arkadaşımızı alalım burada. Galatasaray'ın Avrupa yorgunu, Kayseri'nin ve Galatasaray'ın aralarındaki maçlar derken burada olası bir, bir sonuç çıkar mı sizce? Maç yorumlarını yoruma yazabilirsiniz. Önceki yapmış olduğumuz Fenerbahçe maçına bir arkadaşımız da Turan Çukurlu o da Instagram üzerinden bizlere yazabilir. Instagram adresimiz ekrandadır. İletişim Kangal Bey olaraktan da buradan benimle doğrudan iletişime doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Her türlü soru için buradan zaten benimle doğrudan mesaj ataraktan da iletişim sağlayabilirsiniz. İdeal kuponlara baktığımız zaman da çağrını vermiş olduğu hem Avrupa kombini hem de Nesine için vermiş olduğu kombin ikisi de içeride. Bunlar neydi? Beşiktaş'ın kazanırı, Adana Demir'in kazanırı, Fenerbahçe'nin iki gol atarıydı zaten. 2-0-8'den bir oran yapıyor. Oradan tertemiz aldı. Bir de Avrupa kombini verdi. O da içeride zaten. Değerlendirenler tebrikler diyerekten de devam edelim. Yüksek misliden baktığımız zaman da yüksek misli, iki tane yüksek misli, pardon üç tane yüksek misli verildi. Avrupa yüksek mislisine baktığımız zaman 600 misli, 1.74 gibi orandan. tabii ki 600 TL oynayalım bunu. 3 mücadeleyi bir araya getirdim. Bir buçuk üstünü, bir buçuk üstünü, bir buçuk üstünü aldık buradan kazandık. Yatan yüksek mislimiz burada Fenerbahçe Maribor mücadelesi ilk kere 1 olarak değerlendirdim. İlk 30 dakika çok da etkili olamadı Fenerbahçe. Dengeli bir oyun vardı. Son dakikalarda son özellikle 35-45 arası çok fazla pozisyon harcadı. da buradan biz de verdiğimizde belirtelim. Devam edelim. Ee, onun dışında bir tane e, ideal kombinimiz vardı. Ondan bahsedeyim. Sılvarya Pran ikinci yarı gelen golü başarılı. Neşpoz'dan Poz'dan tamamlama maçıyla başarılı fakat Rapid Vien çok kötü oynadı. O yüzden bu kombinemiz de başarısız oldu. Canlı maçlarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Dediğim gibi canlıdan çok güzel şov yaptık. Hatta ben direkt e, ekrandan göstermek istiyorum sizlere. Şimdi baylar Karabağ maçı vardı. Karabağ maçı dedim ki ben Matsun'u biri zaten bir alalım. Matsun'u bir gelir. Dedim ki ilk golü de Karabağ atar. 1-0'ı bir skor beklendi. Var iki tane ideal önerdim bu canlı olaraktan da. İkisi de geldi. Sıvar yaparak mücadelesini ilk yarı 1.5 üst olarak önerdim. Ona dedim ki ilk yarıdan da ev golü gelebilir. İlk yarı mücadele 2-0 olabilir şeklinde. O da başarılı dostlar. Karabağ'ın ilk golü. Sıvar yaparak gol geldi. Sıvar golü de Sıvar yaparak attı. 3-3 oldu şu an canlımız. Devam ediyorum. Karabağ da bu ara kazandı. 4'te 4 oldu. Yani şimdi canlıyı nasıl izliyorsun, ne yapıyorsun diyenler varsa bu şekilde mesela Adana Demir, Fenerbahçe burada da Sılvay Prak mücadelesi vardı. Bu şekilde canlıları da takip ettiğimizi söyleyelim. Yani başarı kolay sağlanmıyor beyler. O yüzden bu şekilde de göstermiş olalım. Bizim Soslu fıstığım da orada benim. Ondan sonra Adana Demir ikinci golü Adana atacaktı. Çok belliydi. Çok bariz bastırıyordu. O da o geldi. 5'te 5 oldu. Devam edelim. 3 tane canlı verdim. Fenerbahçe'nin burada 10.5 korner üstünü verdim. Adana Demir 3. golü atarını verdim. Ondan sonra Lech Poznan'ın da maçı kazananını verdim. 3 tane devre arası canlı bahis verdim. Burada da Adana Demir geldi. Lech Poznan geldi. 7'de 7 oldu. Fenerbahçe 10 kornerde kaldı. 8'de 7 ile ben kapattım. Fakat şöyle NBA için aşağıya doğru inelim. Şöyle göstereyim. 2.57 gibi oranı var. Şu an verilen canlının mesela. ilk kere bir. 2.57 oranı içeri aldık mı aldık? Devam ettik. Üçüncü çeyrek 38.5 üst verilen canlı. Aldık mı? Aldık. Devam et. Ondan sonra Indiana maçına dördüncü periyot bir. Aldık mı? Aldık. Devam et. O şekilde de canlıda ne kadar restal yaptığımızı sizler de görün istedim. Diyerekten de dilerseniz maçlarımıza geçelim. 8 tane maçım var. Biraz hızlı bir anlatım yapacağım. Videonun sonunda da bir adet ideal kombine verdim. Eğer bu ideal kombinelerin gelmesini istiyorsanız dostlar. Bakın bu cumartesi için sizlere ideal kombine verdim. Artı 300 seviyesine çıkarsak izleyen herkes şöyle bir beğeni butonuna basarsa artı 300 seviyesinde kombineler gelmeye devam edecektir sizlere. Arsenal'la Nottingham Forest mücadelesi. Ben net söyleyeyim Nottingham Forest'ın bu yıl düşme adaylarından bir tanesi benim için. Çok fazla bir transfer yapamadı. Arsenal ile başlayacak. Erken siyas bir mücadelesi. 14-30 karşılaşması. Arsenal'ın ben burada mutlak galibiyetini bekliyorum. Galip bilirken de ilk yarıdan geleceği bir galibiyet. 1-35 gibi oranı var. İlk yarıdan Arsenal bence kazanır. Skor beklentim benim doğrudan 3-0'lık bir skor. Evsel bir 2.5 üstü oranına baktığım zaman da 1.58. Bu da alternatifim olsun biraz daha yüksek. Benim skor beklentimde doğrudan 3-0'lık Arsenal galibiyeti olduğunu da belirteyim. Bournemouth'la West Ham mücadelesi. Bournemouth bu sezon çok transfer yaptı. Ciddi manada neredeyse kale, orta saha, defans, forvet her yere transfer yaptı. Ve bu transferleri doğrudan ilk kombine entegre edecektir. Ki şöyle söyleyeyim maçın neredeyse favorisi olacak bir takımdı. Son dönemlerde toparlandı. Geçen sezon sonlarına doğru hatırlarsanız biraz toparlandı. West Ham'la oynayacaklar. West Ham'da gidenler gelenler de Mesela Rice'i kaybettiler. Önemli bir eksiklik olaraktan söyleyebilirim. Fakat Antonio gibi isimler hepsi sahada olacaktır. Bowen gibi isimler. Kaliteli bir maç olacaktır gibi geliyor bana. Ben burada KG var bekledim. KG var da 1.50. 1.50'nin gelmesini bekliyorum. İlk mücadele tempo olacaktır. Takımları da zaten görmüş olacağız. Ama ben burada var olarak değerlendirmesini yaptım. Brighton'la Latin Town mücadelesi. Dostlar ben bu maçı direkt kombineme koydum. Şöyle söyleyeyim. Brighton'ın nasıl bir oyun oynadığını ben çok iyi biliyorum. Geçen sezon özellikle aşırı para kazandığımız takımlardan net ilk ona girerdi. İlk 5'te kesin vardır Brighton. Çünkü her maçını değerlendirmeye başladım artık. Yani kötü oynayacağı maçta bile karşısına vereceğimi artık biliyordum. Takımı biraz çözmüştüm. Tottenham da Premier Lig'e yükseldi. Onlarda transferler vesaire derken Brighton tarafında olmak çok daha mantıklı. Ben burada Brighton'ın 2 gol atarak kazanını 1.32 gibi orandan ideal kombinemin ilk mücadelesi yaptım. Burada nasıl yüksek oran yapabiliriz diye baktığım zaman da zaten 2 gol bekliyoruz Brighton'dan. 3'ü de gelebilir, yiyebilir edebilir. Ama ben daha çok Brighton, Brighton tarafından gollerin gelmesini bekliyorum. 2.5 üstünde bir yaparsanız da 1.63'e kadar oranı da yükseltmiş olursunuz. Bu yönden bir değerlendirme yapabilirsiniz. PSV ile Ultra mücadelesi. Hafta içinde oynanan PSV mücadelesi, Sturm Graz mücadelesine ben 2000 misli önermiştim PSV'nin galibiyetine. Çünkü güveniyordum Feyenoord maçında izlemiştim. Bu şekilde takımları izleyerekten de zaten yüksek misleri böyle arttıraraktan da devam edeceğiz. PSV'nin de ben burada galip gelme ihtimali yüksek tabii ki. Fakat ilk yarıdan atacağı bir golü değerlendirebiliriz. Biraz daha ideali var. 1.31 gibi oranı var. İlk yarıdan bir PSV golü gelebilir burada. Onun dışında şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Mücadelede ilk yarı PSV kazanırdığın oranı da 1.59. Bence PSV etkili oyununu ligde de başlayarak da gösterecekti. Çünkü takım yanıyor. Bu takım yanarken ilk yerden bir gol atar. ilk yeri önde kapatırsa da 1.59 gibi orandan da değerlendirmesini yapmış oluruz. Konya Sporla İstanbul Spor mücadelesi. Konya Spor'un kadrosu tamamen oturmuş kadro. Ya birkaç tane ekleme var fakat geçen sezonun ilk 11'i ilk neredeyse tam olarak sade olacaktır. Gidenler vardı mesela birkaç tane özellikle kanatta. Fakat oraya da Moreno oynayacak. Bütücü mi gitmişti? Oraya da Mihalak oynayabilir. Yani Konya'nın kadrosu çok daha iyi. İstanbul'u oynayacaklar. Ben burada ilk mücadeleyi Konya'nın kazanmasını bekliyorum. Kazanırken de Konya'nın iki gol atmasını bekliyorum. Ben burada İstanbul'a karşı oturmuş bir Konya var. İstanbul'da yaptığı takviyeler ne kadar başarılı olur tartışılır. Ben burada ev bir 1.5 üstü 1.55 gibi orandan Konya'nın atacağı 2 golü değerlendirdim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapsın. Mücadelenin indeks beklentisine baktığım zaman da 3-0'lık bir skor olduğunu da sizlere söylemek isterim. Newcastle United Aston Villa mücadelesi gerçekten çok çekişmeli bir mücadele olacak gibi duruyor bu açıkçası. Çünkü Aston Villa Diaby'yi aldı. Diaby de yani o kadar 55 milyon mu ne para verdiler Diaby'ye. Hücum hattında Oli Watkins ile birlikte muhtemelen çift forvet olarak oynayacak. Yani Newcastle burada basacaktır fakat Aston Villa da yani Diaby'nin hızını falan çok kullanmak isteyecektir. Arka alanda boş bulduğu zaman affetmeyecektir. Fakat ben yine de burada iyi futbolun sergilediğini düşündüğüm Newcastle'ın yanındayım. O yüzden ben burada ideal kombinemin ikinci mücadelesi Newcastle'ın atacağı iki golü aldım. 1.55 gibi orandan koydum. Kombinemi oluşturduk Brighton maçıyla Newcastle maçı zaten kombinemde bitti. Ben burada Aston Villa'nın da gol atmasını bekliyorum. Hatta benim skor beklentim dostlar. Şöyle söyleyeyim 2-1'lik bir Newcastle galibiyeti. Doğrudan skorum 2-1. Burada maç sonu 1 ve KG var alırsanız da 2.54 gibi orandan alırsınız. Yani 2 1e de zaten uygun. Skor almak isteyen alabilir tabii ki. Ama dediğim gibi maç sonu 1 ve KG var oranı da 2.54'ten yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. Kayseri Spor'la Galatasaray karşılaşması. Şimdi Galatasaray'ın yorgunluğu. Icardi burada mesela ilk 11 oynamayabilir. Onu belirtelim. Ama e, Kayseri Spor'unda şöyle bir durum var. Transfer tahtası kapalı takım. Ben spor Toto'da anlattım. Tek geçtim. Yani Dört büyüklerin hepsini tek geçtim. Trabzon'u, Beşiktaş'ı. Bakalım göreceğiz. Takımları göreceğiz. Özellikle ne bileyim. Kayseri'de Emrah Baslan gitti. Gavronoviç gitti mesela. Eksilen isimler vardı. Bu eksilen isimleri ne şekilde yerine koyduklar oyuncu verimli alacak, verimli olacak göreceğiz birlikte. İlk haftalar zaten ama ben dediğim gibi Galatasaray'ın burada atacağı iki gol idealden deplasman 1.5 üstü 1.38 gibi oranı var. 1.37 olmuş. 1.37 gibi orandan deplasman 1.5 üstü değerlendirilebilir. Mücadele beklentim 2-0 ayarında bir mücadele olabilir. Ben yani yüksek oranlarına bir değerlendirme yapmak isterseniz de toplam gol aralı 2-3 gol. 1.94 gibi oranı var. Eğer sisteme falan atacaksanız bu mücadeleyi 2-3 gol olarak değerlendirmesini yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi deplasmanı 1.5 üstü idealden değerlendirilebilir. Galatasaray burada Kerem. Ee, Bakan bu. Zaha muhtemelen oynamaz. Yani birkaç isimler birlikte devam edecektir. Barış Alper oynayabilir yine aynı şekilde. Bakalım göreceğiz. Pendik Spor'la Hatay Spor karşılaşması. Bu maçta ya yani şöyle söyleyeyim. iki takımda özellikle Hatay tarafına baktığım zaman da 15 tane yeni transfer var. Pending Spor'dan da çok fark yok. Onlar da çok fazla transfer yaptı. Siyahileri aldılar. Oradan bedelsiz topçuları topladılar. Oyuncu satamadılar. Sadece Atay Spor, bu Sisse var ya Atalanta United'a sattı. MLS'e. O gitti bir buçuk milyon euroya. Onun dışında başka bir transfer satışı olmalı her iki takımda da. Hatay dediğim gibi çok fazla transfer yaptı. Pendik de öyle. Bu maç şöyle olabilir. Ben golü bekliyorum açıkçası. Var olarak değerlendirdiğim bir karşılaşma. KG var mı? 38 gibi de oranı var. Şöyle bir beklenti var beyler. Ee, yani bir sürü yeni oyuncu bir arada olduğu zaman da her iki takımda basit hatalar gözükebilir. Yani bu hatalar da golleri getirecektir diye düşünüyorum. O yüzden her iki takımın atacağı golleri değerlendirdim. Hatay'ın da burada golünü bekliyorum. Sürprize gitmedim. Direkt var olarak değerlendirdim. Bu şekilde 8 maçı hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İdeal yüksek oranlardan bahsettim. Bir tane ideal kombinem vardı. İdeal kombinem ekrana gelsin. İdeal kombinem bize dostlar 2.05 gibi orandan oluşturduğum bir kombine. Brighton maçına maç sonu 1 ve 1.5 üst olarak değerlendirdim. 1.32 gibi orandan. Newcastle maçına da efsane 1,5 üst verdim. 2 1de skor beklediğimi belirttim zaten. Benim kombinam bu yönde. İdealdir zaten. Değerlendireceklere değerlendirebilir. Herkese bol şanslar dileklerimle de videomu sonlandırıyorum. Dediğim gibi videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.